Hani baban oğlum? Hani baban? Topun nerede anneciğim? Top nerede? Hadi topunu al gel. Hadi topunu al gel. Biber. Hadi topun nerede? Hadi gel top oynayalım. Topunu getir bana. Koş. Koş topunu getir bana. Şey geldi. Ya şimdi yeni evlilerimiz var, öğrenci arkadaşlarımız var. İşten eve gelince aman Allah'ım hemen nasıl yemek yapmam lazım, ne yapabilirim diyen kişiler var. O yüzden bu videoyu çektim sizin için. Bu şekilde hazırladıktan sonra fırına veriyoruz. Arçelik marka bir fırın kullanıyorum. Alcantara serisi. Bu fırının 180 dereceye getiriyorum. Manuel bir fırın. Buradan da 2 kademe fırının orta gözüne yerleştiriyorum. Pişince beraber nasıl olduğuna bakacağız. Hoşça kalın. Arkadaşlar merhaba, Efsun'un dünyasına hoş geldiniz. Ben bugün size günlerce internette dolaşan, benim de merak ettiğim bulaşık makinesi deterjanıyla yıkanan eşyaların beyazladığı, parladığını deneyeceğim. Ayakkabımızı görüyorsunuz, gayet de pis. Her şekilde. Ben şimdi bunu makineye atacağım. Bakalım nasıl sonuç elde edeceğiz. Ayakkabımızı direkt makinemizin içine atıyoruz. Elimizdeki tableti de atıyoruz. Kısa ayarda 39 dakika başlatıyorum. Sonuçları bitince göreceğiz. Evet arkadaşlar, ayakkabı yıkandı, çamaşır makinesinden çıktı. Ben size sonucu göstereyim. Bence yalan bir iddia. Kesinlikle çıkarmıyor. Yani tertemiz yapacağını falan söylemişti ama yok. Yani bakın, peki hala duruyor, çıkmamış. Ben katılmıyorum bu deterjan iyi temizler iddiasına. Dediğim gibi katılmıyorum ben bu deterjanın iyi temizlediğine. Sonuç bu arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı, yeni şeyler denememi istiyorsanız yoruma yazmayı ve bana abone olmayı unutmayın. Herkese saygılar, sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu kış aylarına girerken Rabbimizin bizlere verdiği nimetlerden olan havucun bir kekin nasıl yakıştığını, nasıl bir güzellik verdiğini size bu videomda anlatacağım. Efsun'un dünyasından havuçlu, dövizli, tarçınlı kek tarifi. Malzemeler 2 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı un, 1 adet havuç, 5-6 adet bütün ceviz, 2 adet kabartma tozu, 1 adet vanilya, 2 yemek kaşığı tarçın. Kekimizin de yapılışı çok basit, çok kolay. Benim tariflerim pratik ve kolay tarifler arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Kesinlikle memnun kalacaksınız. Cevizli, havuçlu, tarçınlı kekimiz ben bu şekilde
En çok rastladığımız rahatsızlıklardan biri olan öksürük ve balgam için doğal bir antibiyotik tarifi vereceğim. Bunun için bir kaynatacağımız kaba ihtiyacımız var. Ben böyle bir tercih ettim. Bunun içine bir adet soğanı dörde böldüm. Şöyle içine alıyorum. Bir adet suyumu ilave ediyorum. Bir bardak su olacak arkadaşlar. Bunu yaklaşık 5 dakika kaynatacağız. Ağzını kapatıyoruz tabii ki de. Ve daha sonra bir yemek kaşığı balımı ilave ediyorum. Bir güzel karıştırıyoruz. Doğal antibiyotimiz. Bitki. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle boya maskesi yapacağız. Boya maskesi biliyorsunuz son zamanların en popüler maskelerinden bir tanesi. Boya maskesi iki türlü yapılabiliyor arkadaşlar. Biri kuru maya olarak, biri yaş maya olarak. Ama ben bugün sizlerle kuru maya olarak yapacağım. Uygun fiyatlı ve uygulaması çok kolay bir maske arkadaşlar. Maskesi hücrelerin yenilenmesine, cildin onarılmasına oldukça etki sağlayan bir maske arkadaşlar. Hem kuru ve hem yağlı cilt tiplerine uygundur. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle jelatin maskesi yapacağız. Peki bu jelatin maskesi cildinize uyguladığınızda ne fayda sağlayacak? Jelatin kolajenden türetilmiş bir amino asit olduğu için cildinize uyguladığınızda yumuşak bir görünüm sağlıyor. Eğer cildinizde sivilce, siyah nokta ve lekeler varsa bunları da kesinlikle etkiliyor. Bunların yok olmasına, bunları önlemesini sağlıyor arkadaşlar. Kanalımın onay sürecinden bu zamana kadar desteklerini esirgemeyen siz arkadaşlarıma hediye vermek istiyorum. Bunun için
videonun sonundaki 7 günde bebeksi pürüzsüz bir cilde sahip olun adlı videoma videoya alakalı yorum atıp videonun başından sonuna kadar sol üst köşedeki hashtag Esnum'un dünyası ibaresini videonun yorum attığınız kısmının sonuna eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yapacağınız yorumlar arasından bütün koşullara uyan herkes çekilişe katılacak. 3 tane hediyem olacak 3 ayrı kişiye. Hediyeler neler derseniz arkadaşlar, bir tane kablosuz mouse var arkadaşlar, bir tane kulaklık var arkadaşlar, bir tane power bank var arkadaşlar. Umarım güzel yorumlar gelir, umarım çekilişe katılırsınız ve umarım hediyeleri kazanırsınız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Çekilişte görüşmek üzere, hoşçakalın.